Merhaba arkadaşlar, selamlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün istedik ki farklı bir içerik yapalım ve kanalımıza gelen yorumları hatta bazı linçleri sizlerle paylaşalım. O zaman hiç lafı dolandırmadan yorumlara başlayalım. Hadi başlayalım. Neler var neler. Kanala gelen ilk yorum gelsin önce. Kanala gelen ilk yorum. 5 yıl önce tanıdık bir isimden gelmiş galiba sanıyorum <laughs> ki. Bize yazmış ki like atsak da ayran alsa bari. <laughs> özel Erisah seviyoruz. Kanalı ilk açtığımız seviyoruz. yıllarda öğretmenliğimizin ilk yıllarıydı yine o zaman. 5 yıl önce arkadaşlar neredeyse bu yorumu atmış. Olsun var olsun. Biz de ayran almaya devam ediyoruz merak etme. Evet kesinlikle. <laughs> devam edelim hadi bakalım. Evet. Dostum sen neye göre münakaşa şey ediyorsun? Ucuz ucuz diye nerede ucuz? Oraya tatil yapmaya gelen insanlar için net konuş. Kendi bütçene göre konuşma. Haklı. Tamam Haklı. mı? haklı. Hmm, haklı yani bakalım. ne diyelim şimdi? Herkesin bütçesi aynı değil arkadaşlar. Bizim şimdi madem videolarda anlatıyoruz ucuz, pahalı şu bu falan vesaire. Kendi bütçemize göre konuşuyoruz ama yani bizim bütçemiz aslında sıradan düz vatandaş bütçesi. Yani pahalı ya da lüks bir hayatımız yok. Hiçbir zaman da olmadı. Biz bilmiyorum hani genel olarak hep harcamalarımız genelde ucuz ama böyle bir yorum gelmiş. Gelmiş bakalım. Peki bir sonraki Sağız. yoruma bakalım. Bilajaj diye okunmuyor. Bilgay diye okunuyor. Bu, Bu şey Bütün galiba. bir video boyunca çünkü blagaj dediğimiz için galiba sinirlendirdik gerçekten. <laughs> Nasıl okunması gereken bir şey. Bu diyorsun. Bosna Ersek zamanında mı? Evet, Bosna Ersek'ten gelmiş. Evet ya arkadaşlar yani hep blagaj dedik kusura bakmayın valla. Blagaj diye okunduğunu aslında orada öğrenmiştik blagaj diyecektik hep. Ama nedense blagaj böyle daha mı havalı geldi acaba bilmiyorum Sonra ki. Sonunda J var ya otomatik evet. olarak blagaj diyor. Blagaj, hep blagaj dedik ya valla kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. <laughs> Evet, bir başka yorum demiş ki bize. Oo. Taşınıyoruz ama iki haftalık. muhahaha Çok basit bir tanıtım Oo. olmuş. Zaten 610 abonesi olandan ne beklenir? Ki? Artık 1400 aboneyiz arkadaşlar. Bu arada bunu yazan kişiye baktım ben. 10 yaşlarındaydı. Olsun, sağ olsun. Olsun, her her yorum kıymetli arkadaşlar. Biz linçleri seviyoruz. Onları böyle okumayı da seviyoruz. Hiç problem yok. Haklı yani bir clickbait video yapmıştık o zaman. Yani aslında tam clickbait değildi. Saraybosna'ya gitmiştik. Orada bir süre yaşadık. Orada bir işimiz vardı. O işi yaptık çalıştık döndük. Ama yıllarca yaşamaya gitmedik oraya. Videoda öyle bir algı oluştu ister istemez taşınıyoruz deyince. Yani kısa bir süreliğine taşınmıştık. Geri döndük ondan sonra. Şimdi de Polonya'dayız. Buradan da belki 5 yıl sonra başka bir yere geçeriz ama. En azından burada durduğumuz süre boyunca buraya taşınmış oluyoruz. Yani Saraybosna'da o zamanlar öyleydi. Sağolsun teşekkür ederiz. Linçleri severiz. Devam edelim. Onur Bey demiş ki sen nerede oturuyordun Balıkesir'de? Sürekli <laughs> harika konum, harika konum. Biraz kültüründen bahset. Evet yani Balıkesir'de merkezdeydik yani biz <laughs> Balıkesir'in güzel bir kültürü var evet ama çok bilmiyorum ilgi çekici gel yani aslında var Balıkesir'le de ilgili yaptığımız bir video var o da bayağı izlenmişti ama şey yani böyle sürekli Balıkesir'den şey anlatmaktan, farklı yerleri böyle aktarmayı, tanıtmayı, gezmeyi seviyoruz. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Olur bundan sonra bahsedelim. Hayır, yani bence şey demeye getirmiş. Yani Balıkesiri çok beğeniyorsun da senin kültürün evet. nedir? Sen nereden geliyorsun? Nerelisin? Balıkesiri çok. Bence öyle dememiş ya. Anlamında bence sormuş. Yani hmm. ben öyle anladım ben, okuyunca bilmiyorum. Ben de öbür türlü anladım bilmiyorum. Neyse. Bir başka yorum başka bir Onur Bey'den gelmiş. Demiş ki abi nesi çılgın bunun ya? <laughs> Saraybosna gecelerine gelmiş bu. Yani ona çılgın gelmemiş. Evet yani arkadaşlar o da Saraybosna geceleri de yani şeyken yani şimdi işte bir çift olarak çok geceler akamamış olabiliriz yani bekleneni karşılayamamış olabiliriz ama bizce hani güzeldi. Bizde tabii hani bazen arkadaşlar YouTube'a içerik yüklerken resimleri ya da işte başlıkları izlensin diye de koyuyorsunuz. Bu videonun başlığından da biraz görebileceğiniz gibi o nedenle bize muhteşem ya da çekici, çılgın gelen size gelmemiş olabilir. Ama yine de en beğenen videolarımızdan bir tanesi Saraybosna geceleri videosu. Seviyoruz Saraybosna'yı. Devam edelim. Peki. Ee, Sezgin Bey demiş ki bize. <laughs> Türkiye ile aynı diyor. Şimdi sadece tekerle bir tuborg 40 lira olmuş. Kaç para acaba bir tuborg? Yazın arkadaşlar yorumları. Biz de şu an bilmiyoruz kaç para. O zamanlar biz e, Saraybosna videosuna gelmişti bu yine. Saraybosna'ya gittiğimizde Take bira 25 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam 25-30. O zamanki Bosna'nın para birimiyle de aynı fiyata denk geliyordu. Bize de aynı demiştik. Ne Hı -hı. diyeyim? Sağ olsun yani, <gülüyor> <söylecek> <gülüyor> şu an şey. Şu şu an çok daha pahalıdır belki. <laughs> Umarım mutlu olmuşuzdur ülke olarak. Bosna'da biranın daha pahalı olmasından ne diyelim yani? <laughs> sağ olsun. Peki, devam edelim. <laughs> Yemekten çok bla bla. Ya haklı ama ya. Boş o... yapıyorsunuz. Ben o videoyu yani zaten niye o kadar izlendi onu da anlamadım. Çünkü gerçekten boş yaptığımız bir videoydu. Ee, abim Balıkesir'e gelmişti falan. Böyle onunla bir videomuz olsun istedik çektik yine o biraz böyle şey gibi oldu. Balıkesir yemekleri falan yazınca YouTube'da ilk sayfada çıkan bir video olmaya başladı. Öyle olunca da insanlar böyle bir beklentiyle gelip izliyor. Arkadaşlar yani biz o videoyu geyine çektik. Haklı bir yorum. Kesinlikle. Yani, yani söyleyecek evet, bir şey yok. Söyleyecek hayırlısı. bir şey yok arkadaşlar <laughs> yani. Boş bir video oldu ama yani o videoda yine bazı şeyler mesela Kanaat Lokantası'na falan gittik biz. O videoda Balıkesir'in en meşhur lokantalarından biri o yüzden yine de hani yine e, yaranamadık. Hiç hiç yani <laughs> hiç balık esire gitmeyen birinin belki de yine faydalanacağı bir video aslında. Neyse geçelim. Neyse bile. devam edelim. Benim favorilerimden bir tanesi geliyor. Mehmet Can Bey demiş ki ne, biz, ne biçim video kardeşim? Karıncalaşıyorsun. Çok da nazik nazik konuşmaların <laughs> beni sinir etti. Biraz Türk gibi ol. Maço takıl. <laughs> ben, ben mi? Nasıl karıncalaşabilirim ya? <laughs> o ne demek bilmiyorum arkadaşlar ama evet yani hani içerik üretiyoruz ya böyle işte sakin davam. Yani gerçi ben zaten sakin bir insanım da. Gerçek hani, bir İzmirli karşı. İzmir beyefendisi. YouTube'da, YouTube'da biraz var. daha hani böyle sakin davranmaya çalışıyorum. Rahatsız olmuş e, izleyicimiz. O zaman Na sonra asıp keseceğim videolarda öyle sakin olmak yok. Aynen öyle. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim o zaman. Bunu da çok seviyorum. Tamam, Hazırsanız evet, eğer o, başlayalım. Güzel yorumlardan bir tanesi. Hiç aklınızın kenarından geçiyor mu? Acaba Para var, huzur var, keyif. Keke, vur patlasın, çal oynasın. Fakir, fukara, ne yiyor, ne içiyor. Aç mı, tok mu? Göz hakkı var. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Sefanın mübarek olsun. Hayat size güzel. iyi Evet. Ne yani. şimdi? <laughs> ne diyeyim, ne diyeyim, ne denir yani? Buna ne diyebilirim ki yani? Arkadaşlar valla... Bilmiyorum hani biz insanları rahatsız etmek için ya da işte hava atmak için falan kesin böyle içerik üretmeye çalışmıyoruz. Tamamen işte kendimizce gezdiğimiz gittiğimiz yerleri gezip aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca arkadaşlar zaten hani böyle çoğu gezimizi gittiğimiz yerleri hani belli bütçelerle yapıyoruz. Böyle hiçbir zaman organ değiliz. O nedenle <laughs> şaşırdım ben bu yoruma açıkçası. Ben çok katılmıyorum ama yine de teşekkür ederiz. Peki, bir başka yorum var sırada. Hiç anlamadığımız. Hmm. Bize denmiş ki, full mü, altı mı? <laughs> Bence şey olabilir mi? Bu bizim çünkü Polonya'ya göçtük videosuna gelmiş. Erasmus'la Erasmus projeleriyle alakalı bir şey olabilir çünkü bu Erasmus değişimiyle öğrenciler 6 aylık ya da 1 yıllık geliyor gidiyor. Bence izleyicimiz böyle Erasmus'a geldik falan sandı herhalde. Öyle bir şey yaptı. Keşke o kadar genç olsak hala ve Erasmus'a... Belki öyle görmüştür beni. Keşke olsak da öyle Erasmus'a gelebilsek arkadaşlar ama ne yazık ki. Yani biz temelli yani geldik hiç buraya. Ben anlamadım bu yorumu gerçekten. Anlayabilen varsa ama bize yorum ben bunu ne yazdığımı hatırlamıyorum ama yani... Anlayamadım. Evet. Devam edelim. Peki. Bir diğer yorumda bize denmiş ki balıkesir kesir lezzetleri, şinitzel, garides, chips pizza ve waffle. <laughs> ya işte Gülücük. bu balık balık esir lezzetleri muhabbetinden ya yani Google'a ya da YouTube'a yazınca çıkıyor bu video bu <laughs> yüzden böyle yorumlara evet, maruz kalmışız. bu arada var. karides çipsi baya iyidir. Gidin yiyin yani. Bence o hala duruyor mu o mekan bilmiyorum ama Mekanlı e, güzel neydi bir şef, yani ka şef kampanya. Karides e, cips yani garides değil en azından değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ya hazır bir şey ama fena değil yani. E, güzel mekandı yani bence. Ya yani herkes de herkes gidiyor. Zaten Mega Yıldız'a gidiyor, Kanaat'a gidiyor. Herkes Balıkesir'de. Ne bileyim işte yok Balıkesir kaymaklısı. Ya yeni şeyleri tadacaksınız ki insanlar da yeni şeyler için gelsin. Yani, yani öyle. kanaat lokantasında çorba içen bir adam ikinciye yine gelir ama ondan sonra da sıkılır yani. Devam edelim hadi. Videonun sadece 2 dakikasını izledim ve o esnada yorumlara verdiğiniz cevapları gördüm. Ya siz ne güzel insanlarsınız. yolunuz Oo, açık olsun. Oo, iyi yorum gelmiş Allah sonunda bir tane denk evet, Allah razı çok olsun. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mutlu Tatip ediyor, tabii. Ettiriz, motive izlediriz. ediyor, mutlu i̇zlediriz. ediyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Devam edelim. Babam Polonya şoför olarak gelecek. Oturum aldıktan sonra Almanya'ya göç etme durumu var mı? Yoksa zor mu? Şimdi... ya bu bu yorumlar aslında evet insanlar merak ettikleri için söylüyor ama bazı şeyleri bilemiyoruz arkadaşlar tamam, aynen, ve Tabii olmadığımız, hani olmadığımız, bulunmadığımız için bizim için çok da. spesifik bir soru İncel bu işte, buralarda şoför olmak nasıl Almanya'ya buradan göç nasıl yani benim bunu araştırıp cevap yazmam lazım bazen bilemiyoruz bazı şeyler yazıyoruz bazen olmuyor ya da işte takipçiler diyor ki işte ya yanlış söylediniz falan o yüzden hani yardımcı olamadığımız için özür diliyoruz bu tarz yorumlara. Devam edelim. Haydi bakalım. 110 bin lirayla Türkiye'de iPhone 15 alabilirsin. <laughs> o araba videosuna, araba satın aldığımız videoya Hı. denk geldi. Yani. Arabayı o zaman biz 83 bin e, ıvır zıvır masraflarıyla 90 bine falan aldık ama şu anki kurla sanırım 110 bin yapıyor. İzleyicimiz böyle bir yorum yazmış. E, haklı. Şu anda iPhone fiyatları iPhone 15 100 bin lira oldu Türkiye'de. Yüzücü ama e, arkadaşlar yani Türkiye'de hep pahalıydı iPhone bildiğim kadarıyla. Genelde de hep yurt dışında yarı fiyatındaydı. Şu anda da yine aslında öyle. Her ülke kendi kaderini yaşıyor aslında biraz daha. Peki devam edelim. Türkiye'de yaşanmaz. Cehennem hmm. gibi bir yer oldum maalesef. Hayda. EYT sayesinde kurumsal firmada çalışma hayatımı sonlandırdım ve Polonya vize işlemlerini başlattım. Haydi. Kısmet olursa Aralık ayında Haydi. Varşova'da olacağım. Güzel videolarınız için teşekkürler, sevgiler. Yani ben çok katılmıyorum Türkiye'nin yaşanmaz olduğuna. Bizim buraya gelme motivasyonumuz biraz farklıydı. Şey mi Türkiye cennet vatan. Türk ülkemiz cennet vatan kıymetini bilelim arkadaşlar. Kurul düzenimiz olmasa ne yapardık? Ya <laughs> o kadar da dalga geçecek şey kadar ama yani şey yani orada ne iş yaptığınıza bağlı. Biz orada öğretmen olarak iyi bir konumdaydık, iyi kazanıyorduk. Ama böyle bir maceraya atılmak istedik. Hep aklımızda da yurt dışına yaşamak vardı ve çıktık geldik. Yarın bir gün döner miyiz? Neden dönmeyelim? Yani zaten işte tersine göç için artık herkes uğraşmaya çalışıyor. Belki ileride biraz daha şartları iyi olursa biz de döneriz tekrar Türkiye'de çalışırız. Ama şu anda buradayız. Ama yine de Türkiye'nin yaşanmaz olduğunu inanmıyorum. Ben de düşünüyorum, Ülkemiz. Evet. Ve bunu gönülden söylüyorum. Gerçekten cennet vatan yani. Güzel bence yani. Buraya gülücük koyabilir miyiz diye <laughs> <Ya> ortamıza şuraya. <şöyle. gülüyor> Güzel ya. Peki devam edelim. Turan ölmüş. 230 bin kilometre çok ha. fazla o paraya. Ben biraz anlıyorum. İyi araba aldın. O Mercedes aslında 5000 euro falan değerinde. <laughs> Sen 3000 aldın. Kutlarım. Doğru bu arada arkadaşlar. Biz o Mercedes'i bize Allah karşımıza çıkardı o gün. Böyle saçma sapan bir günde parka giderken bir pazar günüydü bir de yani bu normalde pazar günü her yer kapalı olur parka giderken denk geldi o araba ve 15-20 dakika içinde biz o arabayı aldık çünkü ben hemen hızlıca internetten normal fiyatlarına falan baktım. Hiç anlamadım halde arabanın altına yattım. Arabanın her yerine baktım falan ve aldık. O araba sonrasında bize çok böyle bir ufak tefek bakım masrafları oldu. Şükür hala da biniyoruz ve gerçekten evet o araba Polonya Polonya ya da da 20.000 zülötü biz 13.000 zülötüye aldık yani 5000 Euro'luk arabayı 3000 Euro'ya almış gibi olduk. Yani şükür şu anda da hala biniyoruz. İnşallah daha da bineriz. Araba bizi Türkiye'ye bile götürdü e, arkadaşlar. Türkiye'ye giremedi ama. Tam olarak götüremedi işte, yani. Biliyorsunuz <laughs> mevzuyu. Sınıra kadar götürdü. Neyse. Devam edelim. İpsala'da kaldığınız otelde kaldım. Otelde kahvaltısı da çok kötüydü. Keşan'da ha. daha güzel oteller var. 20 kilometre daha gidip Keşan'da kalmak daha mantıklı bence. Yani evet. Şimdi biz o <laughs> videoda arkadaşlar şey bu bizim... Kon, İpsala, İpsala konaklamalı Yunanistan dede evet, aç videosu falan öyle bir şeydi. Ee, öyle bir çılgınlık yapmıştı kendimizi. Çok ucuzdu otel ve o otelde kaldığımızda ben onu videoda söyledim emin değilim. Otel Z'den bir de benim indirimim vardı. Yani 700-800 liralık oda 400 liraya falan gelmişti geceliği kahvaltı dahil. 2,5-3 iki, iki, kişi kalıyoruz yani hani biz otellerde. Atlas sağ olsun. O yüzden çok uygundu ve biz o videoda hep gittik geldik. İşte kimisi şey yazmıştı mesela. Ya hiç mi yurt dışı çıkış harcı ödemiyorsunuz? Onu niye söylemiyorsunuz hmm. falan? Ona rağmen yine daha ucuzlu arkadaşlar. Hmm. Ha ama o dönem içindi. Belki de şu anda gitseniz dedearsa daha ucuz oteller bulursunuz. Öyle bir e, video yapmıştık. E, gayet de uygun da orada. Biz o oteli beğenmiştik ama kahvaltısı böyle kahvaltı tabağıydı. Yani işte hani biz evet, yani. bizim için okeydi ama e, tabii beklentimiz tabii ya. tabii evet kesinlikle öyle. Devam edelim. Peki merhabalar. Yani Polonya'dan araba parçası almak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz Hayda. acaba? <laughs> yani ben bizneye Şurada altta yazabilir miyiz ne, bizim... <laughs> yani ne al <laughs> Diyorum ya böyle yorumlara yardımcı olamadım da, da üzülüyorum. Mutlaka cevap yazıyorum ama kesin yazmışım Ama, ama şey yani arkadaşlar hani buradan ben parça hani e, hani benden parça mı getirmemi istediğiniz yoksa parça nereden alınır onu mu onu bilemiyorum ama keşke yardımcı olabilsem kusura bakmayın. Peki devam. Ama edelim. kesin burada daha ucuzdur onu bir eminim yani. Canım <laughs> Ikea göçmen dostu Oo. her ülkede Ikea. göçmenlerin evleri aynı şekilde döşeniyor sayesinde Ikea. Bizim de Amerika'daki evlerimizde o yorganlar o salata tabakları o kahve fincanları nevresimler kilimler sehpalar kitaplıklar hep dolu Allah Ikea'sız bırakmasın biz göçmenleri <laughs> Bunu ablam yazmış bunu Evet Amerika'dan Arkadaşlar evet ee, ablam haklı yerden göğe kadar Ikea tam bir göçmen dostu Buraya geldiğimizden beri de birçok şeyi Ikea'dan alıyoruz biz de. Yani fiyat olarak bazen ikinci yerlerden bile daha uyguna geliyor. Sırtık Ikea'ya geliyoruz. Bence Ikea gerçekten biraz daha göçmen ve gariban dostu bir mağaza. Ama Türkiye'de öyle değil. Artık Türkiye'de öyle değil. Çünkü Ikea'nın fiyatları Türkiye'de çok arttı. Burada da yani fiyatlar bence Ikea'da bazı ürünler pahalı. Ama Ucuza da çok fazla şey var. Biz Doğru o yüzden oluyor, gittiğimizde evet. kendimize uygun mutlaka bir şeyler Her buluyoruz. Her bir şeye hitap ediyor aslında. Ikea'nın yani. o yanı çok güzel bence evet, ben de. de Hem lüks şeyler de var ucuz şeyler de var. O zaman bir ev turu gelir mi? Ev turu? Evin tur. <laughs> turu? Ne <laughs> dolatalım bu evin ya? Atarız belki bilmiyorum İsteyenler bir gün, var diyorum ben. Bir gün belki olabilir. Yorumlarda yazın bakalım istiyor musunuz İsterseniz eğer, eğer evet lütfen yorumlara yazın yapalım. Hadi bakalım. Evet bir sonraki yorum. Merhaba biz de eşimle birlikte arayıştayız ama randevu bulamıyoruz. Kara borsada fiyatlar çıldırmış durumda. Yardımcı olabilir misiniz? Ya evet bu bir ara evet kara borsadan vize randevusu alma muhabbeti vardı ama şu an arkadaşlar onu kaldırdılar. Bu bir yolsuzluğa dönüştü çünkü VFS evet. Global nedeniyle. Şu an onu tamamen değiştirdiler. Artık randevuları kura ile veriyorlar. Yani bilmiyorum hangisi Duymuyoruz daha iyi. <laughs> Kararısız birinin. Ee, yeni bir vize alacak. Polonya'dan vizeye başvuracak arkadaşlara. Ee, bol şans artık kara borsa diye bir mevzu sanırım kalmadı. Bununla ilgili bu arada gerçekten çok fazla mesaj O zaman çok geliyor. konuşmuştuk. Çok, evet. yani halen geliyor Instagram'da bu ha, arada. Yine soranlara yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Olmaya çalışıyoruz ama artık bununla alakalı söyleyeceklerimizi söylemiş olalım. Evet. Peki devam edelim. Fiyatlar pahalı gibi. Ikea Türkiye'de daha ucuz. Bazı ürünler evet bence de daha yani ucuz. Mesela biz geçen gün şey sandalye gelmiş. aldık buradan. IKEA'nın klasik sandalyelerinden aldık. Tanesi 1000 liraya geldi arkadaşlar. Buraya göre çok bu ülkede saçma bir şekilde sandalye çok pahalı. Koltuktan pahalı sandalyeler Bazı var. Bazı şeyler çok pahalı evet. Yani gerçekten. Evet. O nedenle 1000 liraya sandalye aldık bir tane. Türkiye'de bu çok daha ucuz biliyoruz. Aynı sandalyeyi biz Balıkesir'de kullanıyorduk. Oradan biliyoruz. O nedenle haklı kısmen ama ben yine de genel olarak IKEA'nın burada daha uygun olduğunu düşünüyorum. Peki devam edelim. Ee, sanıyorum ki araba videomuza gelmiş. Her 7 ile çarpabilirsiniz dediğinizde içimden hiçbir sülal üyenizi sağ bırakmayacak kadar sinirlendim. Fakat tuttum kendimi saygılar. İşte şimdi. Saygılar bize. Işte. Aynen karşılıklı saygılar da. Yani e, hani şu demin birisi senden daha kaba olmanı istemiş ya. Hani kaba. Ha, evet, i̇şte tam kaba. zamanı. <laughs> Yok ya ben kıyamıyorum insanlara arkadaşlar. Üzülüyorum kızınca, bağırınca. Ya şimdi şöyle bir şey var. YouTube'a içerik ürettiğiniz zaman kendinize her türlü olumlu ya da olumsuz eleştiriye bazen yeri geliyor küfüre vesaire açmış oluyorsunuz. Çünkü bu yorumların çoğu anonim geliyor zaten ve bilemiyorsunuz kim yazmış. Her bir yoruma sinirlenecek bunu kafaya takıp böyle cevap yazacaksak vay halimize. O nedenle sağ olsun ona zaten orada ben gereken cevabı verdim. Hani biz de hani aynı şekilde düşünüyoruz şeklinde hani senin evet, için. Hislerimiz karşılıklı. He. Ama sonra orada tatlıya bağladık biz o mevzuyu yine. Yani yapacak bir şey yok. O videoda bu arada çok gediyle çarpıyor hesabın edin falan filan demiştik. Ee, kullanıcımız sinirlenmiş sağ olsun. Ama Peki. Aslında yani, sinirlenmesi gereken kişi biz miyiz? Sülaleyi karıştırmazsak seviniriz. <laughs> Bilmiyorum. Devam edelim. Alman döneri güzel ama bir İskender kadar Aa, olamaz. Evet. Haklı haklı. Doğru. Bence de haklı Doğru. arkadaşlar. İskender, İskender döver. İskender'in kıymetini bilelim gerçekten. Çok iyi yani. Devam edelim. Adamların gece kondusu bile kıymetli. Gece kondu nerede görmüşler ya? Ben anlamadım. Burada, yani burada. bu mahalle turu videosuna mahalle Mahalle turu videosuna yani. Arkadaşlar yani gece kondu değil onlar villaydı çoğu. Ama yani... <laughs> Doğrudur. Ama yani gece kondu gibi göründüyse de o görünen evler yani Türk lirasıyla 6-7 milyon lira falan arkadaşlar en ucuzu. O yüzden yani öyle gece kondu değildi aslında. Peki devam edelim. Maşallah hepsini güzel yediniz. Afiyet olsun. <laughs> Buyurun, yemeği biliyorum. seven sizin gibi bir arkadaşım olsun isterdim. Gümcük. Kim ister ki? <laughs> bence herkes Arkadaşlar, ister. Arkadaşlar yemek yemeyi seviyoruz <laughs> yani ve oturup evet insanlar haklı bence yani hani karşılıklı hmm. lezzetli bir şekilde yemek yiyeceğiniz sohbet edeceğiniz insan olması önemli. Mesela sinemim de sağ olsun yemek yerken çok yemez, Kalanı hep ben yerim. Evet, o yüzden tabağımı bitiremem. Bu abi beni bul, beraber bir gün yemek yiyelim gel. Kesinlikle temel bir bekliyoruz. <laughs> Devam edelim bir sonraki yorumda. Bu bizim favorimiz. Bu zamana kadar yani okuduğumuz tüm yorumların içerisindeki favorimiz ve bu bizim evde sürekli dilimizde olan bir şeye dönüştü. <laughs> bu yorum için teşekkür ederiz. Evet galiba. süper. Ee, şöyle bir yorum aldık. Atlas ne olurdu la senin yerinde olsaydık? Ve biz bunu çok söylüyoruz. Yani Atlas arabadan indirirken, böyle işte giydirirken, falan. banyo yaptırırken, uyutmaya çalışırken Atlas ne olurdu da senin yerinde olsaydık demeye başladık işten işe. Süper Gerçekten yıl. biz Gerçekten de artık öyle hissediyoruz. Yıl. Ekmek elden, su gölden yaşıyor adam. Biz de bazen ona imreniyoruz. Çok eğlenmiştik, çok gülmüştük. Teşekkür ederiz bu yorum için. Süper. Işte. Bence <laughs> süper. bu yorum Ankara'dan, Ankaralı birisinden gelmiş gibi. La var çünkü. Ha, love. Evet. evet. devam edelim. <laughs> Ankara'ya sevgiler bu arada. <laughs> devam edelim. Millet de akın akın Polonya'ya gidiyor. Kafayı yemiş bunlar ya. Her şey pahalı bir kere. Hadi bakalım. Vallahi evet bir akın var. Yani insanlar geliyor Polonya'ya. Türkiye'den de çok göç var. Başka ülkelerden de Polonya'ya çok göç var. Ama niye kafayı yemiş olsunlar? Hani işte herkesin bir kendi motivasyonu var. Daha çok kazanmak için geliyor kimisi. <laughs> biz de kimse. O zaman kafayı yani yemiş oluyoruz. Biz mesela Atlas'a hani farklı bir gelecek olsun hani diye düşünerek buraya gelmiştik. O yüzden herkesin bir motivasyonu var. Herkes kendi sebebiyle geliyor, onunla yaşıyor. Yani ama akın akın geldikleri doğru. doğru evet. evet bayağı ama kalifiye göçmen geliyor Polonya arkadaşlar. Öyle İşsiz güçsüz sen buralarda görmek zor. Gelenler genelde hep diplomalı insanlar. Peki devam edelim. Çok güzel börek yiyorsunuz. Canımız çekti. Anladım siz yiyicisiniz. <laughs> Yiyiciyiz. Yiyici de olduk hadi o Yiyici edelim. de olduk vallahi yiyeceğiz ama yani o börek Doğru. o Sırbistan'daki börekleri yenmeyecek gibi değil ki arkadaşlar. Börek yani. iyice olmamak mümkün ya değil. Sırp börek yiyebilmek için yakında yine Sırbistan'a Sırbistan gidiyoruz. Ee... Yeni Sırbistan videoları yakında diyebilir miyiz? Ya yakında çok yakında çok hem yakında. de yani o Sırp böreklerinin yeri başka yani Bosna böreklerini ben çok seviyorum ama Sırp börekleri biraz daha farklı ya Bosna böreklerini saçta yapıyorlar Sırp böreklerini biraz daha böyle yağlı falan böyle daha başka bir şekilde pişiriyorlar. İkisi de ayrı ayrı güzel ama sırt börekleri inanılmaz ya yani. çıtır çıtır falan böyle vallahi... Anlatırken bile yiyici gibi anlattın ama. Acıktım yani. <laughs> çok Devam iyi, çok iyi çok iyi gerçekten çok güzel. Peki. Ee, şöyle bir yorum gelmiş bize. Denmiş ki doğu sınırlarından elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz bilginize. <laughs> Oo. Yani Türkiye'de evet batıdan giremediyseniz bir de doğuyu deneyin demek istemiş. E, emniyet göreve. <laughs> Etiket emniyet. <laughs> Etiket şey EGM. Ya. Arkadaşlar yani ne diyelim ya. o Bizi o gün orada sınırda yani mağdur da ettiler ama bize içerik de çıkmış oldu. O video çok da izlendi. Çok da yorum aldı. Yani Türk polisinin bileceği iş ne diyeyim artık. Türk gümrüğünün bileceği iş. Ama bence ben hala o kuralın tamamen bir saçmalıktan ibaret olduğuna inanıyorum. Yani hiçbir ülkede bir örneği yok. Tamamen vatandaşa eziyet etmek için var olan bir yasa. Bir de bu yasanın seçim malzemesi olarak biz kullanıldığını duyduk. Yani işte 185 gün kuralı 30 güne inecek diye seçimlerden önce insanlara e, umut veriliyormuş. Yani üf, ne bileyim bence bence gereksiz bir yasa ama istiyorlarsa da kalsın çok da önemli değil. gerekse haftada bir uçağa binip Türkiye'ye gidebiliriz çok şükür. Devam edelim. Yeni linçler geliyor bu arada demek ki. <laughs> Ne yapayım yani arkadaşlar? Ne diyeyim yani? Peki. Siz aşkla geziyorsunuz, biz de zevkle seyrediyoruz. Teşekkürler işte Helal bu musun? ya, işte bu. Abi çok arada iyi yorum olunca seviniyoruz Abi arkadaşlar. Çok mutlu, çok mutlu oluyoruz. Yani de üzmüyor bu arada. Çok büyük bir kanal değiliz öyle bir büyüyelim edelim işte milyonlara hitap edelim olursa güzel olur seviniriz ama öyle bir derdimiz yok. Biz atlasa esas bunları hep ana olarak kalsın diye üretiyoruz biraz da. Hani büyüyünce izlesin diye. Ama siz de severek izliyorsanız mutlu oluruz. Peki bir başka linç geliyor. Hmm. Hazır mısın? Hazırım evet. Kanun Bilmiyorum. bilmez, kural ah. bilmez. Ah. Bir de Türkiye'yi kötüler. Hiçbir yerde sorun çıkmamış. Biz de yurt dışında yaşıyoruz. Kurallara uçacaksın. 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 Havalara uçacaksın. Gülben Ergen ya arkadaş... <laughs> Yani kurallara uyuyoruz. Bu arada herhalde hayatınızda görebileceğiniz kurallara böyle araba kullanırken falan en uyan insanlardan biriyim. Ama yani gerçekten hiçbir yerde yazmıyordu biz bunu ilk başta ararken. Şimdi spesifik olarak hani böyle bir kuralın olabileceğine ben ihtimal bile vermiyordum hani arayayım Google'da. Bunu Google'a yazdık bu arada biz gümrük memuru'nun yanında ben yazdığımda tabii ki hiçbir şey çıkmadı telefonda ama mesela o o dedi ki ya nasıl çıkmaz ben bir de yazayım al bak dedi adam bütün gün orada onu arattığı için tabii onun e, ekranında çıktı hemen velhasıl e, well, yani e, çok yerde yazan bir bilgi değil bu e, ama böyle işte gurbetçi forumlarında falan takılıyorsanız hani oralarda görebilirsiniz Bence, yani evet. biz bir sürü ülkeye gittik arabayla Türkiye'den de gittik Almanya'dayken Almanya'dan da sağ sola gittik geldik. Hiçbir yerde buna benzer bir örnekle karşılaşmadım ben. O yüzden de hiç böyle bir şey olabileceği aklımın ucundan geçmiyor. Ben o hep arabayla her yere gittiğim o güvenle yola çıktım yine. Ama saçma sapan bir durum yaşadık yani. Başımıza geldi. Evet öğrenmiş olduk en azından öyle diyelim hadi. Devam edelim bir sonraki yorum. <laughs> Gene bir ilginç <laughs> gelmiş. Yalan söyleme. Polonya vatandaşları fabrikada köpek gibi çalışıyor. Devlet de bakmıyor. 3.600-4.000 zületi asgari ücret o da yetmiyor. Ev kirası, yani. evler, market fiyatları Zor. pahalı. Ben buradayım Aynen. ve Polonya vatandaşları Almanya gibi ülkelerde çalışmaya gidiyor. Rahat yer yok orası Polonya. Biz de burada yaşıyoruz. 3.600 zületi arkadaşlar, yani burada asgari ücret Türkiye para, Türk lirasıyla 26-27 bin lira falan ediyor. Genelde bu tarz fabrikalara gelip işçi olarak asgari ücretle çalışan insanlar burada fabrikanın ayarladığı konuk evlerinde ya da evlerde kalıyorlar. Yani aslında bir konaklama giderleri olmuyor çoğunlukla. Tercihe bağlı bazen ev tutuyorlar. Konaklama gideri olmadığı için aslında bence 3600 zloti iyi bir para bence Polonya'da yaşamak adına. Bir de bir kişi yaşadığınızı düşünün. Şöyle söyleyeyim ben, bir kişinin haftalık market alışverişi en fazla 200 zloty tutsun. Ayda 800 üreti markete gitse 2800 üreti para kalır. 2800 ile her şey yaparsınız arkadaşlar Polonya'da yani. Kesinlikle. Bilmiyorum ama ev tutuyorsa bir evde kalıyorsa o zaman evet geçinmek için asgari ücret zor. Yani asgari ücretin yarısını ev giderlerine vereceksiniz kira dahil vesaire. Elinize 1000-1500 üreti kalır onunla da burada bir şey yapmak zor. Kesinlikle öyle. Peki. Sosyal hayat olmaz yani. Devam edelim. Bir sonraki yorum. Hocam Türkiye'ye dönünce bu tecrübeleriyle artık bir okulda müdür olursun. Ya yani bizim hayallerimiz müdürlükten büyük arkadaşlar. Biz öyle müdürlük koltuğuna oturup yıllarca o koltuğu işgal edecek insanlar değiliz. O yüzden... Ee, gülücük gülücük. <laughs> i̇nşallah daha iyileri bizlere ve sizlere nasip olur. Bunun için de çalışıyoruz. Umarım vakti gelince onlar da olacaktır. Teşekkür ederiz bizi müdürlüğe layık gördüğünüz için. Bir diğer yorum. Dilerim ülkemizde sizin gibi vizyoner bir insan Milli Eğitim Bakanı olur. Of, Hadi Buna bakalım. çok güzel. <laughs> Süper. Arkadaşlar yani bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili sadece şöyle bir düşüncemiz var. Yani gerçekten eğitimci biri. Milli Eğitim Bakanı olsun ülkedeki eğitimi kalkındırsın, geliştirsin bizim için yeterli. Ama katılıyorum. Gerçekten ee, vizyonerlik çok önemli evet, bu arada. İnşallah. Vizyoner e, biri olsun. Şu anki eğitim Milli Eğitim Bakanı da güzel işler yapar. Geçmiştekiler de bir şeyler yapmaya çalıştı. Gelecektekiler de yapmaya çalışacak. Hmm. Bu işin her babı insanlar o koltuklarda olursa her şey çok daha güzel olur ülkemiz eğitimi için. Burada hep biz görüyoruz işte eğitim, buranın eğitim sistemini, Türkiye'deki eğitim sistem arasındaki farkları. Çok daha fazla konuşmak da istemiyorum bu konuda çünkü bazen insanlar eleştiriyor yani sürekli orayı güzelliyorsunuz diye. ya yani Pizza sonuçlarına baktım ben işte geçen gün. Polonya ilk 10'da, ilk 15'te ya da ilk 10'da sanırım. Türkiye yine gerilerde ama işte hani arada ne fark var işte en önemli şey liyakat var arkadaşlar. Yani olay bu aslında. Peki devam edelim. Bu son yarım bu arada. tamam Polonyalılar güzel topladı. Topladı mı acaba? Almanya'da ırgatlıktan ayak işleri dahil. Bizimkiler önce cami cemaat ardından 20 yılda siyaset yandaşlık derken adamlar 40 yıllık Türkleri konumda ve itibarda solladılar. Bizimkiler kendi gibi düşünmeyene halen hain bakıyorlar. 06 Ankara. Yani siyasete çok girmeyelim hadi şimdi. Yani bizim düşüncemizi az çok anlamışsınızdır ama Polonya'dan bahsedecek olursak eğer evet Polonya'da çok hızlı bir kalkınma yaşadı. Şu anda Avrupa Birliği'nin ekonomik anlamda en hızlı büyüyen ülkesi arkadaşlar ve bunu yaparken de az önce de söylediğim gibi liyakata çok önem veriyorlar. Bence en önemli nokta bu. Herkes her yani her işi o işin uzmanı yaparsa e, milli e, yerli üretime e, siz işte bir şekilde önem verirseniz işte bileyim e, eğitime e, önem verirseniz Bakın önem verirseniz o ülke hızlı büyüyor. Türkiye şey de zamanında çok güzel hızlı büyüdü. Atılımlar yaptı. Son yıllarda da yine büyük atılımlar yapmıştı. Umarım gelecekte Türkiye daha hızlı büyür, Polonya'yı geçer yani öyle diyelim. İnşallah. Ne diyelim yani? Evet, Sağ diyorum, olun, teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu aktivitesi oldu bizim adımıza. Evet. evet teşekkür ediyoruz Eğlenceli arkadaşlar ediyorum. yorumlarınız için. İyi, Her bir tüm yorumlar için çok teşekkürler gerçekten. Her bir yorumunuzu tek tek okuyoruz. Bazen evde kahkahalarla okuyoruz ama hepsine mutlaka yorum yazmaya, cevap yazmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra sizler de bizlere daha çok yorum yazarsınız. Biz de sizlere daha çok cevap yazarız. Bu etkileşimi seviyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ula Atlas senin, senin yerinde, yerinde, olmak, yerinde vardı. olmak vardı. Senin yerinde olmak vardı var ya Atlas hadi bakalım.